Herkese selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. TSSLeague.com'da bir gündüz maçında 27 Kasım tarihinde istenmeyenler ateist arası karşılaşmaya hoş geldiniz. İstenmeyenlerin ligin başından beri şu ana kadar aldıkları tek bir puan var. O da 6. haftada Medyaspor'la yapmış oldukları maçta yapmış kaldıkları 0-0'lık beraberlikten aldıkları bir puan. Ateistler için de durum çok iyi gidiyor denilemez. Ateistler de uzun bir süre boyunca mağlubiyetle beraberlik aldıktan sonra geçen hafta Tarih Spor 2-1 yenerek 3 puanlarını aldılar. Şu anda 13 puanla 4. sıradalar. Bu 3 puanı almak zorundalar. Çünkü 16 puana çıkamazlarsa 4. sırada büyük ihtimalle garantilemiş olacakları da beraber şampiyonlukta da çok zor duruma düşecek ateistler. Hatta Şampiyonlar Ligi'ne katılıp katılmama konusunda bile zor duruma düşecekler. Şu anda ligin liderliğinde Fenomen Spor var. Hemen akımda yeni CHP Spor geliyor. Hem puan tablosu, hem gol krallığı, hem asist krallığını TSSLeague.com'dan görebilirsiniz. Şu an dizilişler karşınıza geliyor. Aynı zamanda haftanın golünü de seçmek için TSSLeague.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Orada da haftalık haftanın golünü seçebiliyorsunuz. Ateistlerin dizilişleri de geldi. İlyas Özkan, Ahmet Baymaz'a, Efe Aydal'la yine gol arayacaklar ve İbrahim Atabey yine uzaktan şutlarıyla gol denemeleri yapacak ya da güzel paslarla en azından öndeki üçlüyü destekleyecek diye düşünüyorum. Evet, Diamond Tema Cübbeli Ahmet'i görüyorsunuz. Şu anda birazdan kendisi atışla, yani santra vuruşuyla karşılaşmaya başlayacak. Evet, top şu anda Cübbeli Ahmet'in ayaklarının altında. Evet, Cübbeli Ahmet'in vuruşuyla karşılaşma başladı. Mustafa Armağan, Mustafa Sarıgül. Sarıgül, Rasim Ozan Kütahyalı'ya verdi. Rasim Ozan Kütahyalı'dan Sarıgül'e müthiş bir pas. İçeri doğru orta. Ahmet kafaya vuruyor ama olmadı. Şimdi Diamond Tema. Ahmet Balyemez. Efe Aydal. Pasını verdi İbrahim Atabey. İbrahim döndü. Bir pasla ondan Maruf'a. Maruf'tan Efe'ye. Efe'den Ahmet Balyemez dönüp vurabilecek mi? Vuramadı. Kaptırıyor topu. Diamond Tema. Ateistler bu maçtan oldukça favoriler. Özellikle istenmeyenlerin, yani maçın ligin başından beri performanslarını görünce favori olmaları normal. Şimdi Din ve Mitoloji Ahmet Balyemez kaptırıyor. Hasan Mezarcı Cübbeli Ahmet'e doğru güzel bir pas. Cübbeli Ahmet vuruyor dışarıya. Gerçekten istenmeyenler ateistler karşısında iyi bir başlangıç yaptılar. Bu son derece güzel bir ataktı. Cübbeli Ahmet biraz daha kaleyi çerçeveye tuttursa Berat için zor bir şut. Berat ileri doğru oynuyor. Ahmet Balmaz kafayla indirdi. İlyas Özkan şimdi bıraktı. Soylu UTV tekrar İlyas'a. İlyas pası 40 yaş üstünde kaldı. 40 yaş üstü. Hasan Mezarcı. Cübbeli Ahmet. Mihir adam orada. Cübbeli Ahmet geriye bıraktı. Sabri Sarıoğlu. Hasan Mezarcı. Tekrar Cübbeli Ahmet'e doğru güzel bir pas. Cübbeli Ahmet içeri doğru oynayabilecek mi? Şimdi içeri oynadı. Maruf kafayla indiriyor. Ama Rasim Ozan Kütahyalı'nda kaldı. İbrahim vardı karşısında. Şimdi Adnan Oktar. Vuruşu Berat. Ateistlerin karşılaşmaya çok iyi başladığı söylenemez. 40 yaş üstü İlyas Özkan. Böyle güzel müdahale. 40 yaş üstü İbrahim orada alabilecek mi? Alamadı. Korner mavut mu? Hakem mavut dedi. Burada Diamond'dan güzel bir müdahale. Hakem topun İstenmeyenler spordan çıktığını söylüyor. Efe, İbrahim, Ahmet, Efe'ye doğru olmadı. Orada bir üçlü paslaşma izledik ama olmadı. Şimdi ateşle top alabilecek mi? Alamadılar. Büyük bir atak. Mustafa Sarıgül sıyrılabilecek mi? Mustafa Sarıgül. Şimdi pasını verdi Adnan Oktar. Kaleci Berat. İstenmeyenler çok tehlikeli geliyorlar.
Ve ateistler için durum hiç iyi değil. Bir an evvel toparlanıp hani en azından 3 puan istiyorlarsa. Kırk yaş üstü. Orta içeriye. Dışarı. Henüz organize bir atak yapabilmiş değil ateistler. Şu ana kadar baktığımızda açıkçası istenmeyenler daha organize olabilmiş durumdalar. Güzel bir pasta ama geçmedi. Maruf. Ahmet. Şimdi Efe'ye doğru. Efe bıraktı. İbrahim Atabey vuracak mı? Vurdu ve gol. 26. dakika. İbrahim Atabey ile atıyor ateistler. Bir kere geldiler. Ama gollerini attılar. Çok güzel bir atak, yani organize olamamışlar dediğimiz anda iyi bir organizasyon. Burada Efe Aydal, güzel bir pas. Ahmet Bayramaz hatta üstünden atlıyor İbrahim'e gitsin diye. İbrahim kaleciyle karşı karşıya, vuruşu yerinde. Doğu Perinçek tutamıyor, gol. Bir sıfırlık skor ateistler için aslında yeterli. Yani yeter ki böyle bitsin, yani bir sıfır olsun bizim olsun hesabı. Ama istenmeyenler büyük ihtimalle maçı böyle bırakmayacaklardır diye düşünüyorum. Oo, çok tehlikeli duruyor Mustafa Sarıgül. Geriye bıraktı Rasim Ozan Kütahyalı. Ama Ozan Taner'den müdahale, ancak hakem faul diyor. Burada Ozan Taner'in, Rasim Ozan Kütahya'da yapmış olduğu hareketin faul olduğu görüşünde hakem. Ozan'ın itirazları var. Evet, Cübbeli Ahmet topun başında. İçeriye doğru kavisli bir top. Berat için kolay oldu. Berat ileri doğru oynadı. İbrahim Atabey gelmedi. Mustafa Armağan. Pası Rasim Ozan Kütahyalı. Şimdi İbrahim Atabey'den müthiş bir pas Efe Aydal'a. Efe tekrar İbrahim'e döndü. Ortada. Araya Maruf girdi. Şimdi Maruf mükemmel bir pas. Ahmet Balyamız'ın vuruşu uçaktaki ateist dışarı atıyor. Burada İbrahim topu kesti. Maruf mükemmel bir pas verdi. İkinci golünü dedik. Uçaktaki ateist dışarı attı. Doğu Perinçek geriye doğru oynuyor. İbrahim şimdi 40 yaş üstü. Pası istediği yere gitmedi. Hakem faul diyor. İbrahim'in yapmış olduğu hareketin faul olduğu görüşünde. Kırk yaş üstü kullanacak. İçeri doğru orta. Maruf kafayı indirdi. Bıraktı Hasan Mezarcı. İlyas Özkan. Şimdi Ahmet Balyamaz kaçtı. Alabilecek mi o topu? Ahmet Balyamaz aldı. İçeri doğru sokuldu. Ahmet Balyamaz şimdi pasını veriyor. Efe'ye doğru çıkarttı. Orada şut imkanı bulamadı. Hani Efe'nin belki daha güzel bir hani pozisyonda kalır diye ona verdi ama top Efe'ye gitmedi. Şimdi pas istenilen yere gitmiyor. İstenmeyenler atak yapacaklar. Mustafa Armağan ileri doğru oynadı. Kafayla indirdi Diamond. Adnan Oktar. Adnan Oktar'a yapılan hareketi faul olduğu görüşünde hakem. Orada bir itiraz var hakemle.
Yani Mir adamla hakem arasında bir şey var. Adnan Oktar Mir adamın yaptığı hareketin faul olduğu görüşünde. Mir adam itiraz ediyor hakeme. Faul olmadığını iddia ediyor ama hakem kararını çoktan verdi. Kırkeş üstü içeri doğru oynadı. Soylu uçaktaki ateş bıraktı. İlyas Özkan, Efe Aydal kaçıyor orada. Efe Aydal alabilecek mi? Efe aldı. Efe Aydal pozisyonu kaybetti. Döndü, pasını veremedi. Ve biraz yavaş kaldı orada. Sabri Sarıoğlu. İstenmeyen tüy. Tekrar Sabri Sarıoğlu. Hasan Mezarcı. Soylu UTV. İbrahim Atabey. Şimdi Ahmet Balmaz. Efe'ye bıraktı. Efe vurabilecek mi? Vuramadı. 1-0 ilk yarı sona eriyor. İbrahim Atabey'in golüyle. Açıkçası daha farklı bir skor beklemiyor değildik ateistlerden ama gördüğüm kadarıyla ateistler şu anda henüz daha yani çok böyle istenen bir performansla oyun oynadıkları söylenemez. Hatta istenmeyenlerin daha iyi pas yaptıkları bile söyleyebiliriz. Bir adam, Maruf, Soylu UTV. Şimdi İlyas, Ahmet Balemez çevirdiği pası yanlış. Abdullah Gül, Adnan Oktar, Rasim Ozan Kütahyalı, Mustafa Sarıgül bıraktı. Şimdi Mustafa Sarıgül, İbrahim araya giriyor. Taç. Ahmet Balemez müthiş bir pas İlyas Özkan'a. İlyas kaleci karşı karşıya vuruş ve gol 2-0. 50. dakika. İlyas Özkan atıyor. Ahmet Balyemez'in asistiyle. Burada Efe müthiş bir pas verdi. Ahmet hiç durdurmadı uçaktaki ateist. Ve İlyas da çok klas bir plaseyle topu ağlara bırakıyor. İstenmeyenlere karşı 2-0'lık bir üstünlük var. Bu skor ateistleri oldukça memnun edecek bir skor baktığımızda. Üstelik avaraj olarak da çok yüksek bir avarajı var rakiplerine nazaran en azından. İbrahim, Ahmet, şimdi İlyas'a doğru. İlyas bıraktı, Maruf. Ah, Maruf'un pası biraz hızlı. Orada tek pasla içeri girmek istedi ateistler ama son pas biraz hızlıydı. Mir adam kafayla indiriyor. 45 üstü. Pasını verdi Sabri Sarıoğlu. Şimdi Hasan Mezarcı. Soylu UTV. Güzel müdahale. Sabri Sarıoğlu. Pasını verdi Hasan Mezarcı. Kırkeş üstü. Sabri Sarıoğlu ileri doğru oynuyor. Diamond. Orada müdahalesi olmadı. Berat. Ozan Taner. İbrahim Atabey. Şimdi Ahmet Baylamaz bıraktı. Maruf. Maruf. Pasını veriyor. İlyas Özkan. İlyas Özkan orta yapamadı. Sabri Sarıoğlu'ndan müdahale. Ama İlyas al topu. Şimdi bıraktı. Soylu UTV orta yapabilecek mi? Yine Sabri Gürden'e mahkem faul diyor. Tehlikeli bir nokta. Ceza sahası içi mi dışı mı onu da bilmiyoruz ama faul'i Sabri'ye verdi bu arada. Sabri'ye yapılan hareketi faul olduğu görüşünde hakem. Soylu'ya değil. Soylu itiraz ediyor. Doğu Perinçek. Kaleci vuruşunu kullandı. Mir adam. İlyas. Efe Aydal kaçtı orada. Efe alabilecek mi? Efe önüne düşürdü. Efe vuramadı. Şimdi İlyas vurabilecek mi? O da vuramadı. Yani istenmeyenler tek kelimeyle ateistlerin en iyi oldukları noktada çok güzel bir savunma yapıyorlar. O da nedir? Yani ateistlerin en azından altı pas içinde veya dışında şut çekmesini engellemek. Bu sırada bir şut ve gol. 66. dakika.
Adnan Oktar atıyor. Hemen topu getirip santraya koydu Adnan Oktar. Hemen başlayın diye. Yani ben size durumları anlatırken o sırada savunmadan dönen topu Adnan Oktar, kendisi Mehdi olmayan Mehdi, Mira'dan Maruf, Soylu UTV. Pası şimdi Diamond Tema, Hasan Mezarcı, orta 40 yaş üstü, beraberlik mi geliyor dedim. Bir beraberlik golü gibi geldi. Ama 40 yaş üstünün vuruşu dışarı gidiyor. İstenmeyenler maçı o kadar da kolay bırakmayacaklar gibi gözüküyor. Her ne kadar ateistler istediklerini almış olsalar da. Çok güzel ama top Doğu Perinçek'te kaldı. Mira'dan. Burada açıkçası istenmeyenler yok. Yani biz bu işi bu kadar kolay vermeyiz diyorlar. İbrahim Atabey. Şimdi Ahmet Baylamaz kalktı. Kaplı topu Doğu Perinçek'ten sıyrılamadı. Doğu Perinçek şu anda her iki takımda gol arıyor. İçeriye doğru. Diamond Tema orada, Adnan Oktar orada. Diamond, Adnan Oktar aldı. Diamond aldı topu. Şimdi İlyas'a doğru müthiş bir pas diyeceğim ama Sabri Sarıoğlu giriyor araya. Sabri, Rasim Ozan Kütahyalı. Ozan Taner'in müdahalesi faul diyor. Bu arada maçın başından belli. Bütün faulleri istenmeyenleri çaldıyken, onu da söyleyelim. ...66. dakikada Adnan Oktar'ın golüyle 2-1'lik bir skor var şu anda. Ve istenmeyenler bunu beraberlik yapmak istiyorlar en azından. Kendi evlerinde kaybetmek istemiyorlar. Şimdi Soylu UTV alacak bu topu, aldı. Soylu UTV içeri doğru oynadı. Büyük bir boşluk yakaladı. Ahmet Ballemez'e doğru bir pas. Uçaktaki ateist döndü. İlyas'a verdi. İlyas şimdi Efe Aydal'ı görmek istedim olmadı. Rasim Ozan Kütahyalı. Geriye doğru istenmeyen tüy. Takım kaptanı. Şimdi İbrahim Atabey müthiş bir pas. Maruf bıraktı. İbrahim vuruyor. Doğu Perinçek iki hamleyi tuttu. Abdullah Gül. İbrahim Atabey. Ahmet Baylamaz alamadı ama top İbrahim'de kaldı. Şimdi Ahmet'i görebilecek mi? Gördü ama biraz hızlı, biraz hızlı. Ahmet de çok yavaş kaldı pası almakta. Diamond Tema indirdi. Şimdi Ozan Taner. Ozan. Efe. Pasını veremiyor. Abdullah Gül. Bıraktı. Mustafa Arman içeri doğru oynadı. Diamond Tema kafayı indirdi. Diamond Tema aldı topu. Yine faul. Hakem yine istenmeyenlerin lehine bir faul daha verdi. Dediğim gibi maçın başından beri bütün fauller istenmeyenlerin lehine çalındı. Kırkış üstü içeri doğru. Maruf kafayı indirebilecek mi? İlyas şu anda pasını verdi. Ahmet Baylamaz. Henüz daha maç bitmedi derken hakem maçı bitiriyor. Ve 2-1'lik bir skorla ateistler 3 puanı alıyorlar. Biraz zor aldılar onu söyleyeyim. Yani her ne kadar şu anda seviniyorlarsa da çok da hani sevinilecek bir durum olduğunu sanmıyorum ateistler adına. Böylelikle ateistler galibiyetlik sayısını
5'e çıkartmış oldular. Açıkçası diğer takımlarla da aynı sayıda galibiyete sahip olmalarına rağmen 1 puan onlardan aşağılar. Çünkü 2 tane beraberlikleri yok, 1 tane beraberlikleri var. Yani daha fazla mağlup olmuş durumda. Ateş'in attığı gol sayısı şu anda 17'ye yükseldi. Yediği gol sayısı da 6'ya yükselerek 11'lik bir avarajı var şu anda Ateistlerin. İstenmeyenler tabii ki yani 2-1'lik mağlubiyet onları giderek daha da ligin en dibine yerleştirmiş durumda. Attıkları gol sayısını 3'e çıkartıp yedikleri gol sayısını 12'ye çıkarttılar. -9'luk bir şu anda baktığımız zaman puan durumları var. Bütün puan durumlarına dediğim gibi tssleague.com'dan bakabilirsiniz ama ateistlerin durumunu söyleyeceğim şimdi size. Ateistler şu anda baktığımız zaman puan durumunda 3. sırada olmaları lazım. Evet, şu anda 3. sıralar 16 puanla ve maç fazlaları var aslında, çünkü Tarih Spor'un bir karşılaşması var. Neon Urcu Spor'la yapacağı bir karşılaşma var akşam. Neon Urcu Spor Tarih Spor karşılaşmasına göre şu anda 5 fazlasıyla 3. sıradalar diyebiliriz. Ama Tarih Spor maçı kazansa bile çok çok muazzam bir farkla kazanmış olması lazım. 10-0'lık gibi bir farktan bahsediyoruz. 10-0 kazanırsa ancak avaraj olarak hatta 11-0 kazanması lazım ki ateistlerin 3. sıradaki yerini alabilsin. Bu çok mümkün gözükmüyor şu anda baktığımız zaman. Yani ateistlerin 3. sırayı neredeyse %99 garantilediğini söyleyebilirim. Ama birincilik Fenomen Spor'da, ikincilik Yeni CHP Spor'da, üçüncülük ateistlerde. Yeni CHP Spor'da oldukça iyi bir performans sergiliyor. Ligde hiç beklenmeyen bir performans özellikle. Son maçlarında da galibiyet aldılar hatta. 8. hafta maçlarında. 8. hafta aldıkları, yani bu hafta aldıkları galibiyeti de Yeni CHP Spor, Moderni Spor'a karşı 2-1'lik bir galibiyet aldı. Maçın berabere bitmesi çok iyi olur. Ama haftaya Fenomenlerle Yeni CHP Spor karşılaşması var ki bu çok önemli. Kim kazanırsa neredeyse şampiyon oldu diyebileceğiz. Artık kazanan kim olursa. Ateistlerin peki şampiyonluk iddiası var mı diye sorarsanız, bence ateistlerin şampiyonluk iddiası halen devam ediyor. Ama bu biraz zora girmiş durumda. Çünkü 8. haftayı bitirdik, 9. haftaya girdik ki toplam baktığınız zaman 5 hafta kaldı zaten sezonun bitmesine. 5 hafta içerisinde Fenomenlerin önüne geçecekler. Bu da 5 hafta içinde Fenomenlerin puan kaybetmesi, ateistlerin hiç puan kaybetmeden devam etmesi lazım. Ateistlerin maçları kolay mı diye sorarsanız, evet aslına bakarsanız kolay. Bir dahaki maçları kendi evlerinde SCV Spor'la karşılaşacaklar. Bu gayet kolay gözüküyor ateistler açısından baktığımız zaman. Yani rakipleri şu anda diğerlerine oranla ligin daha alt tarafında yer alan takımlar. Liberallerle karşılaşacaklar. Ateistler Medyaspor'la karşılaşacaklar. Bunlar diğer takımların işte karşılaştığı takımlar. Fenomenlerin işi biraz zor. Mesela Yeni CHP Spor'la karşılaşacaklar Fenomenler haftaya. Ateistler Yeni CHP Spor karşılaşmasına 1-0 hatırlarsanız yeni kayrılmıştı. Evet, karşılaşmayı burada bitiriyorum arkadaşlar. Maçı burada bitiriyorum. Saat 8'de Tarih Spor'la Neon Urcu Spor'un karşılaşmasını kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.